Merhaba, bugün Ayasofya'dan bahsedeceğim. Ayasofya deyince aklınıza büyük ihtimal İstanbul'da bulunan Ayasofya Camii geliyor. Fakat İstanbul'da bulunan Ayasofya Camii dışında dünyada birçok Ayasofya isminde ibadethaneler var. Türkiye'de mesela, Trabzon'da var, Bursa'da var ve diğer illerde birkaç tane daha var. Hatta şöyle, bazı yerler İstanbul'daki Ayasofya'dan etkilenip kendi ülkenin diye yaptığı camilere Ayasofya ismi veriyorlar. Neyse, Ayasofya tarihine bakacak olursak Bizans döneminde Hristiyanlık kabul ediliyor 1. Konstantin tarafından ve Ayasofya'nın ilk inşasına karar veriliyor. İlk inşasına 360'da karar veriliyor fakat Konstantin bunu göremiyor. Çünkü bir yıl sonra ölecek. Onun yerine tahtta geçen 2. oğlu döneminde Ayasofya açılıyor. Fakat Ayasofya çok fazla uzun süre ayakta duramıyor. 404 yılında o zaman tahtta olan Arkadios'un eşi Evdoksiya ile Ayasofya Patriği arasında yaşanan sorunda Patrik sürgüne gönderiliyor. Halk da bu sürgünün esirleniyor, bir isyan çıkartıyor, bu isyan sonucu da Ayasofya yakılıyor. Bunun etkisi çok büyük oluyor dönemlerde ama Ayasofya tekrardan Theodosius imparator oluyor, onun döneminde 414 yılında tekrar inşa ediliyor. Fakat Ayasofya yine kötü bir tarihe denk geliyor. Yanılmıyorsam 530 yılında Nika ayaklanması sonucu Ayasofya tekrar yakılıyor. Ve o dönemki imparator Justinianus tarafından Ayasofya'nın yeniden inşası emir veriliyor 530 yılında. Videonu izlerken araya giriyorum ama kanalıma abone olup bu videoyu beğenir misin? Bu beni çok mutlu eder. Keyifli seyirler. Buraya kadar anlattıklarımda aklınıza takılan soru şudur. Patrik kim? Nika ayaklanması nedir? Patrik, Ortodoks Kilisesi'nin yani Hristiyan Ortodoksların lideridir. Yani bugünkü Papa gibi düşünün. Papa ise Katolik Hristiyanların lideridir ve Venedik'te bulunur. Ortodoksların ise çoğunluğunu başkenti olarak İstanbul görür. Nika ayaklanması ise yönetime karşı yapılmış bir ayaklamadır ve bugünkü Sultanahmet Meydanı biliyorsunuzdur. Sultanahmet Meydanı'nda eskiden hipodrom vardı. Bizans döneminde tabii ki. O dönemdeki hipodromda çıkan bir ayaklanma oluyor. Ayaklanma sonucu bu dışarıya doğru taşıyor. Dışarıya doğru taşınca da Ayasofya da buna etkili. Çünkü nasıl anlatsam, şurada Ayasofya'yı düşünün. Şurada da hipodromu düşünün. Buradan çıkan insanların Ayasofya'ya ulaşması neredeyse bir 10 dakikalarına falan alıyorlar. Ve şehrin büyük bir bölümü yanıyor. Büyük bir isyanlar çıkıyor. 10 binlerce kişi ölüyor. Ve şöyle bir şey vardır ki o zamanki imparator olan Justinianus 10 bin kişi, 30 bin kişi kılıçtan geçip Sultanahmet Meydanı'na gömdüğü söylenir. Şimdiye kadar Bizans'ın ilk dönemlerinde Ayasofya'nın başına, daha doğrusu Ayasofya'nın ilk dönemlerinde başına gelen talihsizlikleri gördük. Fakat ilerleyen yıllarda 1924 yılında bir olay yaşandı. Bu Hristiyan tarihinde büyük bir gelişme olarak nitelendirir. Ortodoks lideri Patrik, Katolik lider olan Papa'yı aforoz etti dinden. Bunun karşılığında da Papa, Patrik'i dinden aforoz etti ve iki din arasında bir çatışma yaşandı. Bu sırada dünyada Haçlı Seferleri yani yapılıyordu. Haçlı Seferleri de Müslümanlara karşı yapılan bir seferlerdi. Fakat biz şöyle bir şey gördük ki 4. Haçlı Seferinde bu Haçlı Seferi Bizans'a karşı yapıldı. Ve Bizans devleti Haçlılar tarafından ele geçirildi ve devletin adı değişti. Bu arada hani demiştim ya, Bizans Ortodoks'tu aslında. Ortodoks olan şeyler de Katolik'e çevrildi. Mesela Ayasofya Kilisesi artık Ortodoks değil, bir Katolik Kilisesiydi. Ve ona göre davranıyordu ve Roma'ya bağlanmıştı, Papa'ya bağlanmıştı burası. Aslında o zaman yaşayan Ortodoks Hristiyanlar için bir içinde bir üzüntü bırakan bir durumdu. Burada şunu görmüş olduk. Osmanlı'dan önce aslında burası Hristiyan olan bir ordu tarafından alınıp Bizans ortadan kaldırılmıştı. Fakat Bizans tekrar bağımsızlığına kadar tekrar imparatorluğunu devam ettirdi. 1453 yılında Osmanlı burayı aldıktan sonra Ayasofya Kilisesi Ayasofya Camii'ne çevrildi. Çevrilme süreci biraz zor bir süreçti çünkü yapı sağlam değildi. Yapı ilk önce sağlamlaştırıldı. Ardından içeride yer alan mozaiklerin üzeri kapatıldı. Bu konuda fazla bilgim yok ama aşağı tarafa kaynak olarak eklerim. Resim olan yerde İslam dünyasına namaz kılmak uygun görünmüyor.
Bu yüzden de mozaiklerin üzeri ince sıva ile kapatıldı der bazı kaynaklar. Bazı kaynaklar da üzerlerine bez çekildiğini söyler. Bununla ilgili net bir bilgim yok. Ama Ayasofya'nın net olarak içerisinde ince bir sıva çekildiği kesin. Ama Fatih Sultan Mehmet döneminde mi çevrildi, başka dönemlerde mi çevrildi, farklı farklı görüşler var. Ayasofya'da mozaiklerin üzeri ince sıva ile kapatılıyor ama birkaç şey hariç, meleklerin kanatları, Hz. İsa ile Hz. Meryem'in resimleri kapatılmıyor. Bunlar açık olarak bırakılıyor. Gel gelelim 1930 yılında. 1930 yılında Amerika Bizans Enstitüsü Araştırma Topluluğu Ankara'ya gelerek yetkileri Ayasofya'da Bizans eserleri olduğunu ve onları araştırmak ve çalışmalarda yardımcı olmak istediklerini söylediler. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra bu enstitüsü izin verildi ve devlet yetkilileri hani çalışmada yer aldı. Çalışma sırasında birçok Bizans eserleri ortaya çıkartıldı ve ince çekilmiş sıvalarda söküldü ve bu arada namaz kılmaya da devam ediyor. Fakat ince sıvalar kaldırılınca şöyle bir şey oluyor. Namaz kılmak için uygun bir ortam olmuyor. Çünkü resimler var. İslam dininde resim olan bir ortamda namaz kılınmıyor deniliyor. Bu yüzden namaz kılma bir süre erteleniyor. 1935 yılına gelindiği zaman Atatürk Milli Eğitim Bakanı'ndan bir komisyon kurmasını istiyor. Bu komisyonun araştıracağı şey şu: Ayasofya müze mi olmalı yoksa cami mi olmalı? Yapılan komisyon araştırmasında Ayasofya'nın müze olarak kalmasının uygun olacağı görünüyor. Ve Bakanlar Kurulu'nda da tartışma ve görüş alışverişlerinden sonra da karar Ayasofya'nın müze olması şeklinde çıkıyor. Bu arada eğer yanlış hatırlamıyorsam Ayasofya için verilen izin 1947 yılında tamamlanıyor. Burada şunu düşünebilirsiniz: Ayasofya neden müzeye çevrildi? Ya orada bulunan eserlerin üzerine kapatmanız gerekiyor sürekli, ya da oradaki eserlerin sürekli açık olması gerekiyor. Hani insanlar namaz kılarken eserlerin sürekli kapatılıp açılabileceği bir sistem yoktu o zamanlarda gelişmiş. Fakat günümüzde böyle bir sistem var ki şunu diyenler de var: Atatürk dinsizdi veya o zamanki din, devlet adamları dinsizdi. Şunu soruyorum size: dinsiz olan bir kişi neden Edirne'de bulunan camilerin yapılması için kendi cebinden para aktarılmasını istemiş? Veya dinsiz olan devlet adamları neden dini kurumlara bağış yapmış? Sizce dinsiz insanlar dini yerlere bağış yaparlar mı? Veya dini yerlerin kalkınması için mücadele ederler mi? Ki Atatürk döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuş. Hristiyanlık için burası büyük bir öneme sahip gibi gözüküyor. Çünkü burada Hazreti İsa'nın dünyaya indiğinde ilk olarak Ayasofya'ya ineceğine inanıyor bazı Hristiyanlar. Bazı Hristiyanlar da Hazreti İsa'nın kutsal emanetlerinin burada yer aldığını inanıyor. Veya çeşitli inanışlar var Ayasofya ile ilgili ve onların Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip oluyor. Nasıl bugün İslam dünyasında Kudüs önemli bir merkez ise, Hristiyan dünyası içinde Ayasofya önemli merkezlerden biri. Hristiyanlar da buranın müze olmasını istemiyor. Hristiyanlar buranın kilise olmasını istiyorlar. Burası Osmanlı döneminde de kilise olmasını istediler. Bizim Cumhuriyet döneminde de kilise olmasını istediler. Müze yapıldığında onlar da çok fazla karşı çıktılar. Onlar da buranın müze değil aslında kilise olmasını istiyorlardı. 1960'lı yıllara doğru ortalık zaten durulmuştu. Pek fazla hani bu konu konuşulmuyor. Fakat 1964 yılında yapılmaması gereken bir hata yapıldı. Papa İstanbul'a geldiğinde İstanbul'da kilise olarak ibadet etti Ayasofya'da. Bu da birçok kişinin tepkisini çekti. Neden tepkisini çekti? Çünkü şunu diyorlar: biz buranın cami yapılmasını istiyoruz. Siz buraya cami yapmıyorsunuz. Bizim namaz kılmamıza izin vermiyorsunuz. Fakat gidip Papa'yı buraya çağırıp ibadet etmesine izin veriyorsunuz. Bunun üzerine işte birçok insan kapıda toplandı. Ayasofya kapısında toplandı, namaz kıldılar, eylem yaptılar. Çok çok uzun yıllar sürdü bu. Hani şunu diyebilirim: burası artık bir camidir. Hani
hem ibadet yapılabilecek yer, hem de insanların gelip burada tarihi yaşayabilecekleri bir yer olsun. Ve hiç birbirimize düşman olmayalım bundan dolayı. Hani dediğim gibi, mesela adam oraya namaz kılmaya gidiyordur. Başka bir adam oraya müze olarak gezmek için gidiyordur. İkisi de birbirini engellemeden yapmak istediklerini yapmalı. Ama bizde çok şey var, hani her şeyi siyasete karıştırıyoruz. İşte Ayasofya'nın mesela çok fazla siyasete karıştı. Siyasete karışmaması gerekiyordu Ayasofya'nın. Ayasofya bizim milli değerimizdir. Bize Osmanlı'dan kalmadır Ayasofya. Fatih Sultan Mehmet döneminde alınmış ve günümüzde halen bizim sınırlarımız içerisinde yer alan bir cami. Biz birbirimizi sevmeye bakalım, birbirimize saygı duymaya bakalım. Biz birbirimizi kırdıktan sonra ülkenin ismi Türkiye Cumhuriyeti, ya geçmişi çok güçlü bir geçmişte sahip olması bir önemli.